Yatırım Masası'ndan merhaba sevgili izleyenler. İş dünyasında yaşanan gelişmeler ve yenilik haberleriyle karşınızdayız. Bu hafta Yatırım Masası'na veri analiziyle başlıyoruz. AIMS Genel Müdürü Doktor Tülin Güzel program konuğumuz. Tülin Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Tülin Hanım, veri hakikaten, gerçi sizle veri konuşmak da biraz zor olsa gerek. Çünkü yıllardır siz veri konusunda Türkiye'de bu işin aslında öncülüğünü yapan bir isimsiniz. Veri analizi denince aslında sektörün bu noktaya gelmesinde de çok önemli bir paya sahipsiniz. Şirketler bir karar almadan önce, bir ürün veya hizmet geliştirmeden önce onlar açısından en önemli şey pazar analizi. Hedef kitlenin beklentisi, istekleri, pazardaki ihtiyaçlar gibi. Eskiden şirketler bunu biraz daha danışmanları veya sektördeki bilir kişilerden yola çıkıp kararlar alırlardı. Ama artık veri olayı işin biraz daha bu yönünü daha isabetli hale getirir oldu. Şirketler açısından verinin önemi nedir? Biraz bu konuyu konuşabilir miyiz sizinle? Tabii ki. Günümüzde şirketler işleyişlerinin her noktasında bir veri üretiyorlar. Aslında bu ham veriler eğer doğru kullanmayı başarabilirlerse onlar için bir organik zeka anlamına geliyor. Bu verilerin analiz edilmesiyle birlikte geleceğe yönelik alacakları kararları yönlendirebiliyorlar. Neyle? Şirketin yaşanmış deneyimleriyle. Çünkü veri bu deneyimleri barındırıyor. Dolayısıyla günümüzde ham verileri işleyebilmek, ileriye yönelik karar mekanizmalarını destekleyecek nitelikli bilgiye dönüştürebilmek son derece önemli bir noktada. Evet, sadece aslında verinin toplanması değil aslında konu, aynı zamanda verinin analizi yapılıp karar süreçlerinde uygulanması da önemli bir konu değil mi bu noktada? Çok önemli bir konu. Günümüzde artık veri otomatik olarak toplanır durumda. Internet of Things dediğimiz kanallar da devreye girmiş durumda. Dolayısıyla bir markette alışveriş yaptığınızda, kasada gözlerinizi kapattığınızda geçen her bir sesinde aslında arkada bir veri birikiyor. Ve çok büyük verileri saklayabilecek yatırımlar da söz konusu, donanımsal yatırımlar da söz konusu. Geriye ne kalıyor? Bu verilerin kurum için fayda sağlayan, kurumun karar mekanizmasını destekleyecek olan bir sisteme dönüştürülmesi. Bu noktada da analitik karşımıza çıkıyor. Aslında veri bilimi dediğimiz olay, baktığınızda öngörsel analitikler yapay zekanın makine öğrenmesi dediğimiz yöntemlerini kullanıldığı çalışmalar oluyor. Peki şeyi çok merak ediyorum. Mesela bu konu hakikaten çok iş dünyası açısından stratejik bir öneme sahip. Sonuçta verilerden çıkartacağınız bir ürünün ne kadar talep göreceğini tahminde bulunabiliyorsunuz. Türkiye'de iş dünyası bunun farkında mı? Türkiye'de iş dünyası bunun fazlasıyla farkında. Günümüzde şöyle bir noktaya geldik. Veri bilimi ekipleri kurulmaya başlandı kurumlar bünyesinde. Bu veri bilimleri ekipleri kurulurken bir taraftan da iş birimleri analitik okuryazarlık noktasında iyi bir seviyeye getirilmeye başladılar. Bütün bu çalışmaların amacı kurumun gerçek anlamda hazinesi olan o ham verileri bir tarafta karar süreçlerine entegre edilecek çıkarımlara, bilgiye dönüştürebilmek, tahmin mekanizmasını oluşturabilmek. Diğer tarafta da iş birimlerinin o elde edilen çıktıları, modelleri kullanabilir hale gelmesini sağlamak. Bugün küçücük bir raporlama çalışmasında bile iş zekası çözümleriyle elde edilen, veriden elde edilen, geçmişe değerlendirilmesine yönelik küçücük raporları bile anlayabilmek için analitik veri okuryazarlığına sahip olmak gerekiyor. Dolayısıyla kurumlar evet bunun ne kadar önemli olduğunun artık farkındalar. Ama yapacak da çok fazla şey var. Ham veri dediğimiz noktada veriler bir tarafta bakıyorsunuz, yapısal veriler. Biraz önce örneğini verdiğim ya da
bankalarda işlem yaparken, kredi başvurusunu bulunurken verdiğimiz ve kredi risk skorumuzun hesaplandığı veriler var. Diğer tarafta da sosyal medya içeriklerindeki gibi metinsel veriler ya da chatbotlardan geçen soru cevaplardaki içerikler gibi metinsel veriler ve üçüncü olarak da görsel veriler var. Video verileri ve fotoğraf verileri gibi. Şimdi bu kadar farklı çeşitli veri varken ve verinin hacmi bu kadar hızlı artıyorken aslında bizler sadece yapısal veri olarak baksak bile toplam verinin yaklaşık %20-25'ini kullanabilir durumdayız. Peki neden o şekilde? Niye %80'lık da çok büyük bir kısım var? Çok büyük bir kısım var ama bu verileri toplama yanında bu verileri kullanmaya karar verdiğinizde öncelikle yapacağınız çalışmaya göre ya da kurumun analitik yol haritasının ne olacağını belirlemeniz gerekiyor. Analitik yol haritasını belirledikten sonra modelleme aşamasına geçmeden önce verinin gerçekleştirilecek analitik modellemeye uygun bir şekilde hazırlanması süreçleri var. Daha sonrasında da modelleme ve modellerin iş birimlerinin kullanımına sunulması aşamaları var. Dolayısıyla bu aslında iğneyle hani kuyu kazmak gibi çok kolay bir süreç değil. Günümüzde bakıyoruz üretken yapay zeka tarafında ciddi bir geçiş yapılmaya çalışılıyor. İnsanlar hani üretken yapay zeka son zamanlarda çok herkes için moda bir kavram haline geldi. Otomatik yapay zeka kavramı ön plana çıkmaya başladı. Aslında hedef yapılan çalışmaların daha hızlı sonuç verir, daha kolay yapılır hale gelmesi. Dolayısıyla hani evet yaptığınız çalışmaların sonucunda çok ciddi bir geri dönüş alıyorsunuz. Kurumun gerçekten geleceğe bakışı değişiyor ve uzun vadeli başarısının temellerine atmış oluyorsunuz. Ama tıpkı bir inşaat yaparken nasıl temel atarken belli süreçlerden geçiyorsunuz. Veri bilimi de aslında bu şekilde ilerliyor. Evet. Şimdi Tuna Hanım, siz zaten Türkiye'de kurum olarak çok büyük kurumların bu alandaki çözüm ortağısınız. Fakat Türkiye'deki işletmelerin çoğu küçük ve orta ölçekli ya. Hani o şirketlerin bu alanda belki olması gereken departmanları kendi bünyesinde yok ve nereden başlayacak konusunda da bir bilgisi yoktur diye tahmin ediyorum. Sizce bu alanda farkındalığı olan bir şirketin bu alanda alacağı bir hizmetle alakalı partner seçerken neyi göz önünde bulundurması lazım? Öncelikle bu alanda kurumların yatırım yapabilmesi için kurumun verisi ne kadar büyükse yapması gereken yatırımın miktarı da aslında o kadar büyük oluyor baktığınızda. Küçük kurumların da belirli eğitimleri alarak bu konuda sonuç üretmesi mümkün. Günümüzde açık kaynak kod var, ölçeklenebilir mimariler söz konusu. Burada en önemli şey insan kaynağı tarafına oturtabilmek. O vizyonu sağlayabilmek. Belirli eğitimleri ekiplerinize aldırdığınızda danışmanlığın belirli bir aşamasını alarak doğru danışman şirketi seçmeniz gerekiyor bunu yaparken de. Ekibinizi on the job training dediğimiz iş üzerinde eğitim sürecinden geçirebiliyorsunuz ve siz de bir şeyler yapmaya başlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu hani çok büyük yatırım olacak olmazsa olmaz değil. Günümüzde baktığınızda KOBİ'lerde bile yapılan yatırımlara baktığınızda onun o işi yapabilmesi için yapması gereken yatırıma baktığınızda çok büyük bir yatırım. Hiç öyle küçük yatırımlardan bahsetmiyoruz. O şirketin geleceğini garanti altına alabilmek, başarısını garantileyebilmek esas olan yani hedef aslında. Buna şirket taşıyacak olan şey veri biliminden geçiyorsa, analitik çalışmalardan geçiyorsa şirketin bunun içinde en azından
çekirdek kadro anlamında bir eğitim yatırımı yaparak bir adım atması mümkün. Eğitim deyince zaten anonsumun başında da söylemiştim. Siz bu konuda sektörün hani Türkiye'deki gelişimini çok direkt etkileyerek işler yapıyorsunuz ki EMS Akademi de bunlardan bir tanesi. Evet. Sektörde ihtiyaç duyulan insanların eğitim noktasında da büyük bir başarı imza atıyorsunuz. Biraz EMS Akademi konuşalım. Aslında EMS'ten EMS Akademi'ye gelecektik ama tersten gelmiş olalım. EMS Akademi konuşalım biraz. Tabii ki seve seve. EMS Yapay Zeka ve Yönetim Çözümleri bu sene 25. yaşına giriyor. Biz ilk kuruluşumuzdan itibaren eğitime önem veren bir şirket olduk. Bunda belki benim akademik kökenli olmamın da ciddi bir etkisi var. Biz projelere yaklaşırken bile hep öncesinde müşterimiz eğitim alsın istedik. Bizimle birlikte projede çalışacak hem iş ekipleri hem teknik ekiplerin hepsinin eğitim almasını istedik. Bunu önerdik ve eğitimleri vererek proje çalışmalarına başladık. Ve proje çalışması tamamlandıktan sonra da biz hep müşterilerimize şunu söyledik. Sizin analitik yol haritanız bu. Bu analitik yol haritasında bizden sonra yapabilecekleriniz ya da işin bu kısmını biz yapalım, bu aşamalarını siz yürütebilirsiniz. Biz size gerekli eğitimleri verdik. Yaptığımız projeleri devrederken de çok ciddi know-how aktarımı, bilgi birikimi aktarımı yaparak ilerledik. EMS Akademi bizim bu insanlara öyle ya da böyle konuyu öğretme çabamızdan doğdu. Geçen sene EMS Akademi'ye iki yeni eğitim ekledik. Bunlardan biri analitik veri ve model çıktılarının işinizde efektif kullanımı eğitimi oldu. Bu eğitimde amacımız şuydu, şimdi veri bilimi ekipleri kurulmaya başladı kurumlar içerisinde. İş bilimleri tarafında da bir iş ihtiyacı var. Ama bazen öyle bir şey olmaya başladı ki veri bilimi ekiplerinden gelen şikayet, bir sürü model geliştirdik ama iş bilimleri bizim yaptığımız modelleri kullanmıyor. Orada kullanamamasından dolayı mı kullanılmıyor? Yani o konuda bilgi eksikliği mi? Şimdi orada analitik veri ve model çıktılarının işinde, kendi işlerinde nasıl kullanacakları konusunda bir bilgi birikimi yaratmazsanız veri bilimi ekipleri bir sürü şey üretebilir. Veriden üretilebilecek çözümlerin sayısı çok fazla. İş birimi bunu sahiplenmeyebilir. Ya da nasıl fayda sağlayacağını yapılan bu yatırımdan bilmiyor olabilir. Bu durumda biz dedik ki modeller üzerinden senaryolar oluşturalım. İş birimleriyle birlikte, yöneticilerimizle birlikte işte 8 kişilik gruplar oluşturalım. 8 kişilik gruplarda işte ikiye ayıralım. 4 grup olsun ve bunlarla birlikte senaryolar üzerinden bir eğitim verelim. Ve analitik veri ve model çıktılarının işinize efektif kullanım eğitimi de böyle doğdu. Tabii biz bu eğitimi planladığımızda gördük ki analitik veri okuryazarlığı da önemli bir konu ve bu tarafta da çok eksiğimiz var. Ve biz artık şirketlere şunu söylüyoruz. Çay ocağındaki adam bile analitik veri okuryazarlığı eğitimini alsın. Ne olursa olsun alsın. Çünkü en düşük hani baktığınızda temel raporları bile anlayabilmek, hı hı, ya da günümüzde bir gazete okurken belli grafikleri bile anlayabilmek analitik veri okuryazarı olmamızı gerektiriyor. Artık kesinlikle bu hayatın bir gerçeği. Dolayısıyla EMS Akademi 25 yıldır var ama geçen sene itibariyle çok farklı bir açılımla birlikte yeni eğitimlerle gündeme geldi. Evet, çok iyi. Peki EMS'i konuşalım biraz. EMS bu sektörde hakikaten yani hem sektörün gelişimini hem de markaların bu alanda ihtiyaç duyduğu çözümlerin hemen hemen hepsini sağlayan bir kurum. Neler yapıyor EMS bu sektör içinde? EMS 360 derece analitik zeka
adını verdiği bir çözüm zinciriyle sektörü eğitmeye çalışıyor ilk olarak. 360 derece analitik zeka çözümlerinin bir tarafında kurumların, şirketlerin operasyonel verileri üzerinden gerçekleştirilen çalışmalar var. Örneğin operasyonel risk yönetimi, iç denetimde yapay zeka ile iç denetimde nokta atışı dediğimiz çözümümüz var. Ya da finansal kaynaklarla ilgili bir takım tahminleme çalışmaları söz konusu olabiliyor ya da analitik İK çalışmaları söz konusu olabiliyor. Ya da sahadaki satış ekiplerinize vereceğiniz hedeflerin analitik olarak yönetilmesi yönünde çalışmalar, risk skorlama çalışmaları gibi çalışmalar yer alıyor. Analitik fraud yönetimi bunlardan bir tanesi yine. 360 derece analitik zekanın bir tarafı tamamen müşteriye dokunuyor. Biz bu noktada analitik müşteri ilişkileri yönetimi adını verdiğimiz çeşitli çözümlerimiz var. Bunların bir kısmı çok basit segmentasyon çalışmaları ama faydası çok oluyor kurumlara. Bir tarafında da müşterinin yaşam boyu değeri, müşterinin kurumu terk etmeden geri kazanılmasına yönelik çalışmalar gibi pek çok çalışma yer alıyor. Baktığımızda genel olarak AIMS bütün bu çalışmaları başlamadan önce çok önemli bir şey yapıyor. Kurumlara ilk teklifimiz sizin için bir analitik yol haritası tasarlayalım oluyor. Bu analitik yol haritasını tasarladığımızda o kurumun önümüzdeki 3 sene boyunca, 5 sene boyunca hangi analitik projeleri hangi sırayla yapması gerektiğini bütün yöneticilerin de vizyonlarıyla birlikte belirlemiş oluyoruz. Peki bu bahsetmiş olduğumuz süreç Türkiye'deki şirketlerin hani bütçesinin çok üzerinde bir şey midir? Bütçe olarak kastediyorum bunu. Bu süreç. Kesinlikle değil. Çünkü günümüzde şirketlerin karar alma süreçlerinde yapacakları küçücük bir hata o şirketin varlığının sona ermesi anlamına gelebiliyor. Ne kadar büyük yapılar olurlarsa olsunlar. Yanlış çıkartılan bir ürün veya üretilen bir hizmet. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela bizim bu sene SaaS uygulama olarak devreye aldığımız bir çözümümüz var. Cancel Pro AI adını verdiğimiz bir çözüm. Çözümün amacı hastanelerimiz açısından çok önemli olan bir konu aslında. Randevu alıp iptal etmeme ve gelmeme. Bu randevulardan hangilerinin gelmeme riski yüksek? Çözüm size bunu skorluyor. Tek yapması gereken kullanıcının içeriye istenen formatta veriyi yüklemesi. Baktığınızda hastanede gelmeyen hastanın maliyeti, bu Sağlık Bakanlığımız için de geçerli aslında, çeşitli çözümler oluşturulmaya çalışılsa da, onun maliyeti aslında hastanenin diğer hastalara yansıttığı bir maliyet oluyor. Ve çok ciddi bir zarar vermiş oluyorsunuz. Ama bu çözüm çok küçük bir yatırımla, kullandığın kadar öde tarzı bir yatırımla bu soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Aslında yapay zeka çalışmalarında bu tür uygulamaların sayısı ne kadar artarsa, tabii ki, kurumlar kendi bünyelerinde yatırım yapmadan, hastane kendi bünyesinde yatırım yapmadan bu çözümü bağlanıp kullanabilir ve kullandığı kadarını da ödeyebilir. Artık yapay zeka tarafında yapacağımız çalışmalarda bizim de biraz daha hedef odaklı uygulama geliştirmeye yönelmeye başlıyoruz. Piyasada bunu destekliyor şu an. Evet. Sizin yaptığınız bu çalışmalardan aldığınız birçok da ödül var hem yurt dışında. Biraz daha böyle somut örneklere gidelim. Finans sektöründe var, parakende sektöründe yaptığınız başarılı uygulamalar var. Onları dinleyelim biraz sizden. Tabii ki. Bankacılık tarafında analitik şube hizmet seviyesi yönetimi amaçlı bir proje gerçekleştirmiştik.
Şu an bankanın ismini vermeyeyim size ama çok büyük bankalarımızdan biri. Şöyle bir sorun vardı, şubelerdeki bekleme süreleri oldukça uzundu ve bu kabul edilemez bir şeydi. Biz oradaki bekleme sürelerini azaltmak ve hangi pozisyondaki kişilerin hangi saat aralığında hangi pozisyonlara kayması gerektiğini belirleyerek artı ek personel alımı gereken şubeler nedir, işlem yoğunluğu ne olacak, bütün bunların tahminini yaparak o bankanın şubelerindeki yoğunluğun azaltılmasını sağladık ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağladık. Bu projede retail bank, perakende bankacılık uluslararası perakende bankacılık komitesine proje olarak sunuldu ve yılın en iyi veri analitiği uygulama çözümü seçildi. Değer katmasının yanında aslında uluslararası platformda da güzel bir ödülü beraberinde getirdi. Bir zincir marketlerde, sektörün liderlerinden birinde rafta yok satma probleminin çözümüne dair bir çalışma gerçekleştirdik. Sorun şuydu, depoda ürün var. Ama depodaki ürünün ne zaman hangi rafta hangi ürün bitecek bununla ilgili bir tahminleme çalışması yapılmadığı için ve item sayısı da çok fazla olduğu için orada rafta bulunmama nedeniyle yok satma olayı ciddi bir boyuta çıkıyordu. Ne kadar ince detaylar var. Bu da müşteri memnuniyeti üzerinde olumsuzluk yaratıyor. Şimdi düşünün, siz gittiniz cumartesi günü, alışveriş yapacaksınız, çalışan bir insansınız. Vaktiniz de sınırlı. O markete girdiğinizde 5 kalem bir şey alacaksanız, bunun biri yoksa, bunu gidip başka yerden aramak çok da hoşunuza gitmeyen bir şey oluyor. Her ne kadar elimizde şu an imkanlar çok olsa da onların her birini devreye almak bir zaman maliyeti demek. Dolayısıyla o kurumla ilgili, o şirketle ilgili farklı bir bakış açınız oluşuyor. Bir kere bulamadınız bir ürünü. İkincisi bu sefer başka ürünü bulamadınız. Hani üçüncü sefer orada da bir şey bulunmuyor. Gitmeyeyim en iyisi gibi bir şey oluyor. Halbuki bunu yönetmek çok kolay. Ne yaptık? Arkada binlerce tahmin modeli oluşturduk. Bu tahmin modellerinin her biri kendi kendine eğiten nitelikte modeller olarak kurgulandı. Ve bir X anında o binlerce tahmin modelinden neyi tahmin edecekse o anda en iyi tahmin sonucunu veren model kendi kendini seçip forecast'ini tamamlar bir hale geldi. Bu sayede de kasadan ürün geçtiği an tahmin yenilendiği için hangi raftaki hangi ürün kısım güncellenmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir çözüm üretilmiş oldu. Çok keyifli. Evet. Gerçek anlamda yatırım geri dönüşü yüksek olan bir çalışma. Yani bir kişinin de bunu kendisi gözlemleyip zaten çözüm bulması mümkün olmayan bir durum. Yok. Bence. Ben sizde her sohbetinde hem hayretle hem şaşkınlıkla sizi dinliyorum açıkçası. Yani konu çok böyle hoş bir konu aslında bakarsınız. Çok hiçbir üzerine düşünmeden. Çok keyifli. Belki hazırlık süreci çok zor oluyor ama neticesi marka açısından, şirket açısından çok güzel olmuş oluyor. Tünay Hanım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için.